İsrail devleti aslında güvenliği önce bir sosyolojiye dönüştürdü. Ardından bu sosyolojiden bir ulus yarattı. Dolayısıyla Aksa Tufanı harekatının İsrail güvenliğinin tam tehdit teşkil etmesi İsrail toplumunda büyük bir panik meydana getirdi. Dolayısıyla Netanyahu'nun bu üst perdeden açıklamalarını hem kendi iç kamuoyuna yönelik bir mesaj olarak değerlendiriyorum, hem de İran'ın gerek kendi güçleriyle, gerekse vekil örgütleriyle, Hizbullah gibi vekil örgütleriyle Gazze kara harekatına müdahil olmasına yönelik bir söylem geliştirmesi olarak nitelendiriyor. İsrail Gazze'yi ikiye bölüp yarısına bir kara harekatı yapmak istiyor. Artık biz sahadaki gelişmelerden bunu anlıyoruz. En son olarak da Gazze'de bir hükümet değişikliği, yani Hamas yönetimini oradan söküp atmaya çalışıyor. Bu daha önceki gerek hava saldırılarından gerekse de kara harekatlarından farklı bir yol izliyor. Çünkü eskiden İsrail devleti Gazze'ye yönelik harekatlarındaki İsrail devletinin temel amacı Hamas'ın şiddet kullanma iradesini kırmaktı. Yani Hamas tamam orada kalsın, zaten abluka altında, ancak İsrail topraklarına bir tehdit teşkil etmesin. Yani biz askeri hamlelerimizi Hamas'ın şiddet kullanma iradesini kırmak üzere geliştirelim demişti. Ancak buradaki durumun farklı olduğunu anlayabiliyoruz. Şu anda İsrail'in ana hedefi Gazze'de bir hükümet değişimi. Peki Gazze'de yaşayan 2.3 milyon insanın sorumluluğunu nasıl alacak? Yani işgal edeceği bir bölgeyle aynı zamanda doğacak riskleri nasıl karşılayacak? Uzun dönemli bir işgale girişeceğini sanmıyoruz ki orada da en az 30 ila 40 bin arası gerek Hamas gerekse İslami Cihat militanı savaşçısı olduğunu biliyoruz. Tünel savaşlarının yaşanacağını tahmin edebiliyoruz ki saldırı her zaman savunmadan daha maliyetlidir. Üstelik can kayıplarını Filistin toplumu tolere edebilecek ki 1948'den beri zaten Filistinliler ölüyor. Aynı tolerasyonu İsrail toplumu gösterebilecek mi? Bundan emin değiliz ki Netanyahu'ya, İsrail yönetimine güven Aksa tufanıyla beraber zaten dip yapmış durumda. Uzun erimli bir kara harekatını İsrail'in girişebileceğini çok zannetmiyorum. Ancak Hamas liderliğine, yani Hamas yönetimine yönelik bir hamlesi olacaktır. Ancak eğer Filistin yani El Fethi'ye teslim edilecekse Hamas, bunun Filistin toplumundan meşruiyeti ne kadar olacak? Kabul edilecek mi? Çünkü geniş Filistin toplumu, sadece Filistin'de yaşayanlar değil, diasporada yaşayan Filistinliler de geleneksel Filistin siyasetinden yorulmuş durumda. Hem Hamas'ın Gazze'deki tavrı, hem de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Mahmut Abbas yönetiminin yolsuzluklarının ve baskılarının ayyuka çıkması Filistin toplumunu gerçekten çok yordu. Bu nedenle Batı Şeria'da geleneksel Filistin siyasetine bağlı olmayan ancak şiddet kullanma potansiyeli daha yüksek olan ve daha radikal örgütler ortaya çıktı. Ki Aslanlar Yuvası isimli örgüt bunlardan bir tanesiydi. En son İsraillere bıçaklarla yapılan saldırıların arkasındaki örgüt buydu. Ve bu örgüt ne Hamas'a ne de İslami Cihad'a ne de Filistin Kurtuluş Örgütü'ne, El Fethi'ye bağlı. Dolayısıyla Gazze'de bir hükümet değişiminin, yani El Fethi bağlantılı yönetimin Gazze'ye egemen kılınması bir meşruiyet sorunu yaratacaktır. Ve geniş Filistin toplumunda bu kabul edilmeyecektir. Yani Hamas, İsrail böylesi bir kara harekatına girişirse aslında Hamas'tan çok daha ciddi bir düşmanı olan Hizbullah'la da karşı karşıya gelme riskiyle karşı karşıya. Güneyden zaten Lübnan'dan sızan Hizbullahçılar olduğunu söyleyerek Lübnan'ı vurdu. Geçtiğimiz günlerde iki ismin sızdığını söylemişti İsrail. Yani hem Lübnan'a hem Suriye'ye atışlar da devam ediyordu. Zaten zaman zaman Lübnan içinde de çeşitli istihbarat operasyonları yaptığını biz biliyoruz. Yani dolayısıyla
İsrail açısından kara harekatı göründüğü kadar kolay olacağını ben zannetmiyorum ki, bölgeye defalarca gitmiş bir gazeteci olarak gözlemlerimi aktarıyor. Bunun aynı zamanda Akdeniz'e de ve Kafkaslara da yansıması olacaktır. Çünkü Rusya'nın Suriye Savaşı'ndan doğan kazanımları var Akdeniz'de. Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı söz söyleme hakkı bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'e savaş gemisini gönderiyor. Ve Kafkaslar'da Azerbaycan, yani İsrail'le çok ciddi stratejik ilişkilere sahip Azerbaycan Devleti'nin Dağlık Karabağ'da bir zaferi söz konusu ki bu durum İran'ın kurmaya çalıştığı jeopolitik dengeyi sarstı. Dolayısıyla böylesi bir harekatın diğer veçelerinin bunu bir bölgesel savaşa dönüştürme riskini beraberinde getiriyor bu durum. Bu nedenle zaten Hakan Fidan Mısır'a gidiyor. Bu nedenle Mısır bir diplomasi mekanizması kurmuş durumda. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı çeşitli aktörlerle görüşüyor. Aslında hani Gazze'li siviller, evet, büyük bir sivil katliamı var. Ancak sivil zayiatı öncelikli değil. Şu anda devletlerin önceliği bu krizin bölgesel bir savaşa dönmesini engellemek. Maalesef öyle.